kanalıma ve evime hoş geldiniz. Dün yorucu bir günün ardından, valla erkenden yattık ama bugün de erkenden kalktık. Dün ablama sözüm vardı, onun iki tane halısı vardı, onları yıkayacaktık. Ben gidemeyince kaldı, bugüne bırak dedim. Şimdi bugün gideceğiz, halılarını yıkayacağız. Eğlenceli olur zaten yani. Bir de sıcak, onun balkonu büyük. Orada hallederiz. Çocuklarım Mesut erkenden bugün sabah işe giderken bıraktı. Onlar yok. Ben şimdi tek başıma gideceğim. Evimi topladım. İşim yok. Kahvaltı hazırlamış, beni bekliyorlarmış. Ben hemen gidiyorum. Orada görüşürüz artık. İki adımlık yeri yürüyene kadar yoruldum. Geldik. Ablama geldik, kahvaltısını da hazırlamış ben gelmeden. Ben sadece afiyetle yiyeceğim. Çaylarımızı da böyle dolduruyor. Ben böyle bir yere gidince oturacağım, bana böyle hizmet edecekler. Öyle yemesi daha zevkli oluyor. Kendim yapınca hoşuma gitmiyor. Size soframızı da göstereyim. Böyle çeşit çeşit reçel koymuş, baldı. Şurada peynir çeşitleri. Şöyle bir tabağımız var. Bir de krep yapmış. Biz aslında bu krebe, yani annemler köyde öyle dermiş, kaygana da deriz. Bir de şöyle biberli domatesli sosumuz var. Ali Kaan'ımız çay içmiyor, ona süt doldurduk. Şurada da kaktüslerimiz var. Soframız böyle. Şimdi çocukları da çağıralım. Biz başlayalım artık. Kahvaltımızı yaptık. Soframızı kaldırdık. Bulaşıklarımızı makinemize yerleştirdik. Şimdi sıra geldi halı yıkamaya. Bütün günümüzü halı yıkamakla geçireceğiz galiba. Şu halının uzunluğuna bir bakın. Daha yani yarısını biraz da katladık. Çünkü şurada dolabı var. Buraya çok fazla gelmesine gerek yok. Bu halıyla başlayacağız. Bu ablamın aralık halısı. İki parça. En uzunu bu. Bununla bir başlayalım. Vallahi çocuklar biz de illa yıkayalım, oynayalım diyorlar ama onları sokmayacağız tabii ki. Şimdi her tarafı sırılsıklam yaparlar. Şuradan da o benim katlayan hortumu getirdim. Uzayan hortumu. Onunla sıcak suyla burada halımızı yıkayacağız. Vallahi otururuz, kalkarız. Artık bütün gün halı yıkamakla geçer herhalde. Bir iki tane daha var çünkü. Şununla bir başlayalım. Ablam da aşağı bodruma indi. Onun ayaklı bir fırçası varmış. Ben şöyle normal klasik fırçalardan getirdim. Bununla yıkayacağım. Suyu bir takayım, halıyı bir ıslayayım. Ondan sonra deterjanlayalım. Başlayalım halı yıkamaya. Ha, biz çocukları sokmayacağız dedik. Onlar bizden önce geldiler vallahi. Yat, o tarafa tut. Bizi biraz oynasınlar, biz de araya girer yıkarız. Evet, sıcak su, üşümezler de. Şimdi öbür odalara geçecekler ondan. Lan! Çocuğumu niye ıslattın? Alika! Çocuğumu sırılsıklam yaptı. Çocuklara gün doğdu vallahi. Bunlar oynuyorlar. Biz burada fırçayla uğraşıyoruz. Şuradaki komşular da vallahi şey, özel makinesini getirmişler. Onunla yıkıyorlar. Elektrikli makineleri var. Bence bu büyük bir yağ. Oo, vallahi bununki iş. Keşke bizim de makinemiz olsa. Efendim.
işimiz sonunda bitti. Halılarımızı da şöyle koyduk. Onların suyu biraz daha aksın. Akşam serecekmiş ablam. Masayı falan geri yerine ettik. Buralar ıslak. Çocukları da şurada vallahi. Şampuanı getirdik, yıkadık burada üçünü. Yorulduk da. Acıktık. Bir de böyle patatesi doğradım. Fırına süreceğiz. Baharatlayıp. Aha, soydum hazır patates. Yetmez mi? Yeter bu kadar. Çok kadar büyük doğradın Seyda. Kızartmayı çok mu büyük? Yapardık. Küçülteyim mi? Ne bileyim. Dur küçülteyim hemen. Çünkü hemen kızarsın. Ha tamam. Ayaz'ım bana çiçek getirmiş. Ağzını yediğim, ellerini yediğim. Saçlarını kenara at annem. Ha öyle. Tertemiz oldu oğlum, mis gibi. Saçları da böyle temizlikten aşağı kayıyor. Ha? 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 Ağzını yerim hadi git içeriye. Şimdi bizim halı yıkamaktan kollar yorulduğu için patatesi fırına sürdük. Yanına da şöyle bu dondurulmuş tavuk fileto mu? Hazır olsun diye hemen bunu ocağa attık. Patates zaten ince ince doğradım geri. Bunu da göstereyim. Ha, bol baharatlı. Orada çabucak pişsin. Tavuğumuzu da kapak mı kapatayım bunun üstüne? Bu da pişsin. Yanında kolayla hızlıca yeriz. Bir de yemekle uğraşılmaz yani bunun üstüne. Tavuklarımızın bir tarafları kızardı. Vallahi artık o kadar acıktım ki hemen yemek için sabırsızlanıyorum. Sofrayı kuralım. Sofrayı kurmadık daha. Ne oldu? İstedim. Ne oldu? Ne oldu? Acıktın değil mi? Acıktın değil mi? Hı? Hı. Acıktın mı? Hı. Sana yemek yok. Senden intikamımı alacağım. Su dökeceğim üstüne. Geçti artık canım. Bana ne? Su dökme işi bitti. Size geçti. Size gidince dökmeyeceğim. Neyse bir de bizim halıları yıkayalım. Orada oynarız seninle. Ya. Ben Ali Kağan'ı ıslattım. Yıkadım hatta komple. Annem beni yıkamadı, sen değil. Ben yıkadım. O saçlarını yıkayan da bendim ayrıca. Görmedin ki. Aa, gözün kapalıydı, ben yıkadım seni. Git şuradan. Bunları da servis tabağına aldık. Artık yemeğe geçebiliriz değil mi? Çok acıktım valla. Patateslerimiz de çok güzel kızarmış. Bu da fırından çıktı. Bunu da hemen servise alalım. Çocukları çağırıyorum ben. Soframız hazır. Karpuz da ne güzel dilimlemiş. Vallahi çok güzel olmuş görüntüsü. Sütlaçımız var. Patatesimizi de servis aldık. Çocuklar! Hadi gelin. Hadi sofra hazır. Hadi. Hadi bize afiyet olsun. Oh, ablamdan çıktık. Eve gidiyoruz. Eysim aradı. Ayaz köye gidecekse onu da götürelim dedi. Köye gidiyorlarmış. Ayaz Bey, ben Yozgat'a gitmeyeceğim, Çankırı'ya gideceğim dedi. Kendi seçimi, bir şey demiyorum. İkna edemedim daha doğrusu. Beyefendi daha 7. sınıfın tatilinde giderim diye şimdiden plan yapıyor. Şimdi gidip eve hemen onun valizini hazırlayacağım. Ayaz Bey'in köy yolculuğu başlasın. Gitsin bensiz dursun bakalım bir. Ayaz'ımın kıyafetlerini hazırladım. Orası akşamları biraz serin oluyor. Uzun eşofman, uzun kollu koydum. Test kitabını koydum. Şarj aletini tablet de götürür. Gitsin de bir rahatlasın bakalım. Dede, babaanne aşkı Ayaz'ın bitmiyor.
Sen de bilir. Yani böyle diyorum ama benim de canım sıkılıyor. Ayazsız olmak. Evin içinde bir sesin eksilmesi. Dur bakalım. Bugünü bir atlatalım. Ayazım gitti. Kardeşinin de canı sıkıldı. Anne kek yapalım dedi. Beraber kek yaptık. O pişti. Şimdi fırından çıkarttım. Biraz soğusun. Ondan sonra ters çevirip çıkartacağım. Çayın yanında bugün de kek yiyelim bakalım. Bayağı da kabardı. Kekimi kalıbından çıkardım. Bir de kesip arasına bakalım. İçine böyle kuru meyve parçaları vardı. Ondan koydum. Bu arada Ayaz da az önce aradı beni. Yolda giderken senin için ağladım, şimdiden özledim diyor. İçi de gayet güzel pişmiş. Ama burasına az gelmiş meyve. Dur bir dilim daha keseceğim. Babama söyle gelsin beni alsın ben sıkıldığım zaman diyor. Beyefendi gideli daha 2 saat oldu. Bizi özlemiş. Evet, kekim hem güzel kabardı. İçi de çok güzel olmuş, çekmiş. Şimdi bize bunu yemek düşüyor. Hemen servis tabaklarını alıp götüreyim içeri. Kedi şurada böyle yılan gibi mi? Ne o Mesut? 40 ayak. 40 ayak mı? Sokuyor ağzını. Vallahi mı? Ay. Alın da yiyin, alın da yiyin. Bak, o da geldi. Aha, kediler üçlendi. Allah aşkına onu anam. Üç kere bir şey tutup da yiyemedi. Bu tarafa gelir de göremeyiz. Ama bu sefer tuttu herhalde. Yok, tutamadı. Neyse. Hadi gidelim. Yanık kokusu var. Bu akşam yemeği biraz fazla kaçırmışız sanırım. Keki de yedik. İyice bir şiştik. Ondan sonra Mesut'la yürüyüşe çıktık. Şöyle bir iki mahallenin altında turladık. Şimdi eve gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Beni izlemeye devam edin lütfen.